Muğla'da Bafa Gölü'nün topraklarındayız. Bir yanda Zeus, bir yanda ise Ay Tanrıçası Selene ve Çoban Endymion. Efsaneye göre Latmos, yani Beşparmak Dağları'ndan her gece içli içli bir kaval sesi yükselirmiş. Antik Yunan mitolojisinin en büyülü aşk öykülerinden biri olan Selene ve Endymion hikayesi, aşkın ve tutkunun zamana meydan okuyan gücünü anlatır. İşte Ay Tanrıçası Selene ile uyuyan güzellik, Endymion'un ölümsüz aşkı. Selene, ay tanrıçası ve güzellik sembolü olarak bilinir. Ayın parlaklığı ve güzelliğiyle özdeşleşen Selene, sık sık gümüş bir arabayla gökyüzünde seyahat ederken betimlenir. Titan olan Kronos ve Rhea'nın kızıdır ve güneş tanrısı Helios'la şafak tanrıçası Eos'un kız kardeşidir. Endymion ise günümüzde Beşparmak Dağı'na karşılık gelen Latmos Dağı'nda yaşamış yakışıklı bir çoban veya kral olduğu düşünülür. Endymion'un kökeni hikayeye bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bazı versiyonlarda o güzel Elis kralı Aetolus'un oğlu ve Kalidon kralı olarak anlatılır. Bazı hikayelerde ise Endymion'un kökeni açıkça belirtilmez ve sadece güzel bir çoban olarak betimlenir. Rivayete göre Ay Tanrıçası Selene, Endymion'a aşık olur ve onunla sürekli birlikte olabilmek için Zeus'tan onu derin bir uykuya daldırmasını ister. Zeus, Endymion'a bir seçenek sunar. Ya ölümlü olarak yaşlanıp ölmeyi tercih edebilir ya da sürekli uyuyarak genç ve ölümsüz kalmayı seçebilir. Endymion ölümsüz aşkını sürdürmek için sürekli uykuyu tercih eder. Bu sayede Endymion yaşlanmaz ve ölmez. Böylece Selene her gece onun yanına gelip onunla zaman geçirebilir. Selene ve Endymion'un birliklerinden çeşitli çocukların doğduğu anlatılır. Bu çocuklar arasında Pandeia, Ersa ve Nemea adlı kızları ve 50 oğlu bulunmaktadır. Endymion'un bu oğulları onun uyuması sırasında dünyayı yönetir ve onun hükümetini sürdürür. Selene ve Endymion'un hikayesi tarih boyunca sanat ve edebiyatta sıkça işlenmiştir. Hikaye özellikle Rönesans döneminde Avrupa'da popüler hale gelmiştir. Bu dönemde İtalyan ve Fransız ressamlar, şairler ve yazarlar tarafından Selene ve Endymion'un hikayesine dayalı eserler üretilmiştir. Özellikle resim ve heykelde Selene'nin Endymion'u uyurken izlediği sahneler sıkça betimlenmiştir. Selene ve Endymion'un hikayesi bazı modern edebi eserlerde de geçmektedir. Örneğin John Keats'in Endymion adlı epik şiiri bu hikayeyi temel alarak yazılmıştır. Keats şiirinde Selene ve Endymion'un aşkını ve güzellik arayışını anlatır.